Evet, Kılof Çay'ın sunduğu futbol iklimi programına hoş geldiniz. Bugün Ümraniye Spor, Samsun Spor maçı var. Yani normal şartlarda merhaba herkese. Şu an Boğaziçi Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Kıtalar arası bir yolculuk yapacağız. Normal şartlarda bizim bu güzergahta değil, diğer tarafta olmamız lazımdı. Yani Ümraniye Stadı'na gidiyor olmamız lazımdı. Fakat hep söylüyorum, Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'deki pek çok kurum gibi artık amacından uzaklaştığı için, saçma sapan şeyler peşinde koştuğu için deplasman yasağı uygulamasını devam ettiriyorum. Çok açıkçası aptalca bir uygulama. Çünkü mesela ben şu an yanımda Salih Çakır var, mühendis, Samsun Sporlu arkadaşım ve kardeşim aynı zamanda. Yani biz onunla normalde Ümraniye'nin her maçına gidebiliyoruz. Hatta bu sene bir maçına da gittik. Yani o maçlarına giderken, içerideki 18 maçına giderken virüs bulaştırmıyoruz. Fakat Samsunspor'un maçı olunca virüs bulaştırabiliriz veya işte şu olabilir diye. Çok saçma bir uygulama. Hep söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Bu futbolu seven insanların alacağı bir karar değil. Bununla başladım. Yani deplasman yasağıyla başladım. Peki ne yapıyoruz? Biz de karşı tarafa geçiyoruz. Avrupa yakasına. Zincirlikuyu'da İstanbul Samsunsporlar Derneği'ne. Samsunsporlu arkadaşlarımız da yine gelecekler. Bir gazeteci misafirimiz de olacak bugün. Medyascope'tan Alper Bey gelecek. Maçı orada artık televizyondan seyredeceğiz. Peki maç öncesi durum nedir? Yani ben taraftarlık duygularımın da etkisi olabilir ama yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Samsunspor'un bugün en azından bir beraberlikle ayrılacağını, hatta galip gelebileceğini düşünüyorum. İki takımı karşılaştırdığımız zaman form durumu olarak birbirine yakın. Puan tablosu olarak arada işte 4-5 takım var ama ne Ümraniye ilk devrede Samsun'a gelen Ümraniye ne de biz onu misafir eden Samsunspor'uz. Durumlar biraz değişmiş gibi. Özellikle hücum hattı çok zengin Samsunspor'un. Yani 40 gol atmış, ligin en çok gol atan ikinci takımı. Bu 40 golün 28'ini de Fofana, Tomane ve Yasin Öztekin üçlüsü kaydetmiş. Bu önemli bir istatistik. Ümraniye'nin hücum hattı bu kadar zengin değil. Yani bugün nasıl savunma yapacağımız önemli. Orta alan direnci önemli. Ümraniye'nin de iç sahada bir kendine has bir büyüsü var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bir şekilde kazanabiliyorlar. Yani o statta biz 2'de deplasman yaptık. Başka maçlarını da seyrettik. Böyle halı saha gibi. Yani oraya tam adapte olamadan, daha ne olduğunu anlayamadan maçı kaybedebiliyorsun. Bu anlamda ilginç bir maç olacak. Ümraniye'nin savunmadaki o iki sigortası, Gulumaç ve Alim ikilisinden. Alim bugün yok. Hatta az önce esprisini de yaptık. Gulumaç, Alim yoksa kimse oynatmayın yerine, boş kalsın demiş. 10 kişi oynayacak diye. Çünkü çok iyi oynayan ve birbirini tamamlayan iki stoperdi. Yerine kimin oynayacağını açıkçası bilmiyorum ama bu işte şu anda şöyle dünyanın en güzel manzarası olabilir. Yani Boğaziçi'yi işte görüyorsunuz. Gerçekten fevkalade bir yer. İstanbul'u çekilir kılan unsurlardan birisi burası. Yani böyle Boğaz'a inmek, neresi olursa olsun, yani Kanlıca'da olur, Üsküdar'da olur, Bebek'te olur, her yer olabilir. Buralara inmek, buralardan geçmek her zaman biz taşralılara farklı hisler yaşatıyor. Ne zaman ve hangi şartta geçersek geçelim. Evet, İstanbul'da hava 8 derece, kapalı. Bence çok çok güzel bir futbol havası var. Yağış yok. İyi bir maç olmasını temenni ediyoruz. Dernekten yine görüntülerle devam edeceğiz. Herkese sevgiler, saygılar. Şöyle son yine bir İstanbul panoramasıyla bitirelim. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, bugün güzel bir misafirimiz var. Faruk abi sağ olsun bizi ziyarete geldi. Daha önceki videolarımızdan birinin altına dernekte misiniz diye yazmışsınız abi, hatırladığım kadarıyla. Faruk abiyle bugün tanıştık. İyi bir Samsunsporlu kendisi. Sözü biraz ona bırakayım. Bugünkü maç ne olur, düşünceler neler, ona da var mı? Vallahi bugünkü maçı eğer alırsak havaya gideriz. Kesinlikle. İkinci, birincilik değil de böyle ikincilik gibi inşallah olur diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Yener miyiz peki bugün? Bugün 2-1 veya 3-1 öyle tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Benim de aklımdan 2-1 geçiyor. Kötü senaryoda 1-1 olur diye düşünüyorum ama inşallah kazanırız. Evet, videolar devam edecek. İstanbul Samsunsporlar Derneği'ndeyiz. Bugün biraz daha hareketli katılım var. Bu maçtan sonra da halı saha maçı var. Görüşmek üzere. Yanımızda bir misafirimiz var. Alper Butka, bir gazeteci arkadaşımız. Medyascope'da, Medyascope Spor'da TFF 1. Lig'le ilgili programlar yapıyor. Ben de zaman zaman misafir sanatçı vasfıyla katılıyorum oraya. Bizim Melis Hanım yöneticimiz, Melis Kalkavan da zaman zaman katılıyor.
Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Samsun Sporlular, İstanbul Samsun Spor Taraftarlar Derneği'ndeyiz. Evet, öyle. Alper Bey bugün misafirimiz. Kendisine zaten hemen şöyle göstereyim. Derneğin iki tane biliyorsunuz kültür yayını var. Kısa Samsun Spor Tarihi ve Kırmızı Beyaz Kara Sevda kitaplar. Onları da takdim edeceğim programdan sonra. Devre arasındayız. 1-0 geride kapadık. Aslında bizim istediğimiz gibi gidiyoruz değil mi? Yani tarafsız gözle baktığınızda oyun olarak da ezilmek bir tarafa, üstünlük Samsun Spor'da idi. Ama futbol böyle bir şey sanırım. Bir anlık hata ve bir anda dengeler değişti. Ya öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten Samsun Spor'u tebrik etmek lazım. İstanbul'da harika bir yer tutmuşlar. Bugün burası bayağı kalabalık, ilgi var. İnsanların kendi takımlarına, şehirlerinin takımlarına sahip çıkmaları çok güzel bir şey. Maça gelince bence çok zor bir maçtı. Çünkü Ümraniye birkaç sezondur kafaya oynuyor. Bu sezonda şampiyonluk iddiasındalar. Üst sıraların takımı. Güçlüler, iddialılar. İç sahada kaybetmiyorlar. Çok güçlü bir savunma hatları var. Takım oyunu oynuyorlar. Nereden bakarsanız bakın. Ümraniye Spor maçı zor bir maçtı. Samsun Spor'a gelince geçen hafta Denizli'yi 5-0 yendi. Formda bir takım. Yasin Öztekin çok formda. Bence çok ortada bir maçtı. Maç da beklendiği gibi başladı. Dengeli başladı. Hatta Samsun zaman zaman üstündü bana göre. Tomane'nin iki pozisyonunu gördüm. Fofana'nın çok iyi bir pozisyonu vardı. Fakat talihsizlik, bir kırmızı kart. Nurullah bence genç olmasına rağmen tecrübeli bir kaleci. Kendisine yakışmayacak bir hata yaptı. Çok acemice bir kırmızı kart. Penaltıya da neden olabilirdi. Ucuz kurtuldular. Kurtuldunuz diyelim. Ne yazık ki o pozisyondan sonra maçın kaderi değişti. Ama şimdi ikinci yarı izleyeceğiz birlikte. Her şey olabilir. Ümraniye geçen hafta da Manisa karşısında 10 kişi rakibi 10 kişi kalmasına rağmen kaybetti. Tabii dediğim gibi Ümraniye dış sahada çok başarısız. Sanırım son 7 maçında 5 mağlubiyeti var. Ama içeride de bilakis çok başarılı. Erzurum'la birlikte bugün en başarılı iç saha takımı. Ve bugün tribünlerini de doldurmuşlar. Bilemiyorum, herhalde her şey olabilir. Yasin Öztekin bireysel becerisiyle bir fark yaratabilir. 10 kişi kaldıktan sonra Samsun Spor için 1 puan başarıdır. Zaten Ümraniye zor bir takım. Her şeye rağmen yenisi de ben Samsun Spor'un playoff şansını sürdüreceğini düşünüyorum. Evet, bakalım ikinci yarıyı birlikte seyredeceğiz. İnşallah biz maç öncesi tahminimiz 2-1 kazanırız diye düşünüyordum. Ya da 1-1 diye. Halen bu şey devam ediyor. Formül devam ediyor. Bozulmadı. Bakalım. İyi bir maç oluyor ama. Değil mi? Yani... Ya zevkli bir maç oluyor her şeye rağmen. Samsun Spor 1-0 geriye düşmesine rağmen şeyini demoralize olmadı, maçı bırakmadı. Evet. Bakalım ikinci yarıda Fuat Çapa ne yapacak? Sen ne düşünüyorsun? Bir değişiklik olarak ne olabilir? Yani çok fazla hamle şansı yok bence. Yani şu golü yemeden girseydik içeriye yine iyi olurdu. Klasik deplasman formatıyla etkili adam, kanat adamlarına uzun toplarla oynayabilirdik. Şimdi 1-0 geride olmak bir dezavantaj. Çünkü kapanacak haliyle Ümraniye. Fakat yani taraftarlıktan kaynaklanan umut her zaman vardır yani taraftarlarda, her takımın taraftarında vardır. Bakalım, kötü oynamıyorduk. Belki şans dönecek. Onların 3 tane sarı kartlı oyuncusu var. Belki onlar da 10 kişi kalacak. Biz de merak ediyoruz bakalım. İnşallah iyi olur bizler için. Evet, maç sonunda tekrar birlikteyiz. Tabii canımız sıkkın. Yani her ne kadar alışkınız desek de hayal kırıklıklarına, yine de insanın morali bozuluyor. Çünkü hafta içi bazı hayaller kurmuştuk. Yani eğer kazanırsak ilk iki iddiası hayli artacaktı. Ligin serüveni değişebilecekti. Maça baktığımızda da aslında devre arası söylediklerimizi tekrarlayabiliriz. İyi başlamıştık. Hiç öyle deplasman takımı gibi değildik. İyi futbol oynuyorduk. Hayli ümit veriyordu takım. Fakat futbol böyle bir şey. Her maçın kendi hikayesi var. Kırılma anları oluyor. İşte o kırılma anlarından birisi savunmanın adamı kaçırması, ardından da Nurullah'ın zamanlama hatası ve gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmamız oldu. Buna rağmen devreye 0-0 girseydik yine farklı olabilirdi. Bir de gol yiyince 1-0. Yani istediğimiz gibi olmadı. Hocanın müdahaleleri oyunu değiştirebilirdi ki biraz etkisini gösterdi. Fakat yani genel anlamda yani aslında mağlubiyeti çok hak ettiğimizi de düşünmemekle birlikte yine de 3-1 kaybettik.
Bundan sonra hedef bence ilk 2 değil artık. Kesinlikle değil. Ama ilk 6 iddiası devam ediyor. İyi olabilirdi. Kazansaydık hafta sonu Menemen maçına gelmeyi planlıyorduk. Evet, kısmet diyelim yani. Diyecek çok bir şey yok. Fofana ve Yasin de oldukça kötü günlerindeydi maalesef. Bugün istediğimiz etkinliği sağlayamadık.